Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizler için Monster'ın devasa bir monitörünü inceleyeceğiz. 32 inçlik bir ekranı var ve say say bitmez ekstra özelliklerle geliyor. Dilerseniz tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Olarak Monster'ın son zamanlarda monitör tarafında atağa geçtiğini söyleyebiliriz. Öyle ki A27 ve A32 modellerinin zaten yıllar önce piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Daha sonrasında o modellerin V1.2'si çıktı. Ekstra özelliklerle geldi. Örneğin A27 tarafında hoparlör geldi. Hatta yakında o modeli de inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra 24 inçlik de bir monitör istiyordu kullanıcılar ve A24 de piyasaya sürüldü arkadaşlar. Bugün ise Arion serisinin en büyüğünü inceleyeceğiz. A32 arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Son derece ince çerçevelere sahip kavisli bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yani hem üst tarafta hem de sağında ve solunda ip incecik çerçevelerin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ve bu monitörün diğer Arion modellerinden öne çıkan en önemli özelliği ise yüksek çözünürlüğe sahip olması. Quad HD arkadaşlar, yani 2560'a 1440'lık bir çözünürlükle geliyor. Aynı zamanda 165 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Az sonra ekran özelliklerine değineceğiz ama renk tarafında da oldukça doğru referans görüntüler verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tasarım ayrıntıları ile devam edelim. Diğer Arion modellerinden daha ince bir gövdeye sahip. Yani bu ayakları daha ince arkadaşlar. Yine arka tarafına baktığımız zaman RGB aydınlatma bulunuyor. Bunu monitörün içindeki menüden kapatıp açabiliyoruz. Arka tarafında Monster logosu yer alıyor. Alt tarafında bir joystick yer alıyor ve bu joystick sayesinde monitörün içindeki her türlü işlevi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin bir zamanlayıcı açabiliyoruz. İşte 30 dakika sonra kapansın gibisinden. Veya bir nişangah göstergesi açabiliyoruz. Örneğin ben CSGO oynuyorum ve AWP ile non-scope oynayabiliyorum o şekilde. Yani bu artı göstergeyi, ortadaki nişangahı açmak bence oldukça iyi bir özellik olmuş. Zaten diğer Arion modellerinde de yine bu özelliğin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında HDR modu bulunuyor. G-Sync ve FreeSync özellikleri bulunuyor. Bunlara da değineceğiz ve bunun gibi tüm ayarı bu az önce bahsettiğim joystick, yani arka tarafındaki tuş sayesinde monitörün üzerindeki ayarları kolaylıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu ayakların kurulumu da oldukça basit. Yani diğer Arion modellerinde vidayla takmak gerekiyor. Fakat bunda vidayı sadece ayaklığı gövdeye bağlarken yapıyoruz. O gövdeyi monitöre bağlarken ise ayakları oturduğumuz zaman çıt ediyor ve oldukça sağlam bir şekilde oturuyor. Yani monte etmeye hiç de uğraşmıyorsunuz. Bunu da ekstradan sizlere belirtmiş olayım. İlk olarak ekran özellikleriyle başlayalım. Daha sonrasında ise kullanıcı deneyimiyle devam edeceğiz. Monster Arion A32 V1.2 modeli 165 Hz'lik bir panel ile geliyor. Aynı zamanda 2560'a 1440'lık bir çözünürlüğü var. VA panel tipiyle gelen model gerçekçi renklerle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1 ms'lik bir tepki süresi var. Profesyonel renk gamı ise sRGB. İnce çerçeve ve kavisli panelle gelen model yanlara doğru 30 derecelik bir eğim imkanı sunarken öne 5 derece, arkaya ise 20 derecelik bir eğim imkanı bizlere sunuyor. Yani sizlere bu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Sağa sola 30 derecelik bir dönüşü bulunuyor. Şöyle açıyı bozmamak adına çok da oynatmıyorum. Zaten detaylarda da görürsünüz. Şu şekilde öne ve arkaya değmek mümkün. Zaten yukarı ve aşağı özelliğinin olduğunu söylemiştik. Yani asansör özelliği de bu monitörde mevcut. AMD'de FreeSync, Nvidia'da ise G-Sync teknolojilerine uyumlu bir monitör karşımıza çıkıyor. Bu sayede ise pürüzsüz bir görsel deneyimi sunan A32 modeli keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu da oyun tarafında bize önemli artılar sunuyor. Yani bir oyun oynarken eğer Nvidia kullanıyorsanız G-Sync, AMD kullanıyorsanız FreeSync özelliği sayesinde daha gerçekçi ve pürüzsüz bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz Arion A32 modeliyle. Aslında bu monitör yalnızca oyuncu monitörü değil arkadaşlar. Günlük kullanım için veya ofis işlerimiz için de oldukça tatmin edici özellikler sunuyor. Yani yüksek çözünürlüğü olmasının yanı sıra renk doğruluğu konusunda beni cezbetti. Yani normalde kurgu yaptığım bilgisayarda farklı bir markanın monitörü kullanılıyordu. Fakat ben o monitörde bir renk attığım zaman, yani şu anda izlediğiniz videoları bir renk paletinden geçirdiğim zaman izlediğimde renkler gayet güzel gelse de farklı markaların, farklı monitörlerinde veya
Telefonlarda izlediğim zaman her izlediğim ekranda farklı görsellerle karşılaşabiliyorum. Yani benim yaptığım renk bu değildi dediğim çok oluyor. Ama Monster'da yaptığım kurgularda özellikle renk tarafında, coloring tarafında bana en doğru sonucu verdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Yani referans olarak alınabilecek bir monitör olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Renk doğruluğu konusunda başarılı bir model. Eğer Premiere Pro, After Effects, Illustrator, AutoCAD veya modelleme yaptığınız Blender gibi programlar kullanıyorsanız ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunduğu için 165 Hz'lik Quad HD bir ekran karşımıza çıktığı için bu programları kullanıyorsanız da yine Arion Daubs 2 modelini tercih edebilirsiniz. Aklınızda oyuncu monitörü olarak kalmaması açısından söylüyorum bunu. Yani günlük işlerimizde de bizi son derece tatmin edecek bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. Günlük işler demişken, yani ben oyun da oynuyorum, dizi film de izliyorum kullandığım monitörde diyorsanız yine A32 tercih edilebilir. Çünkü dahili bir hoparlörü var. Yani ben bu monitörü odamda kullanırken monitörü yükseltip kendime doğru çevirdiğimde istersem yatağa uzanayım, istersem farklı daha uzaktan izleyeyim. Bir kere zaten 32 inçlik bir ekran olduğu için uzaktan izlense de kavisli ekranı ve büyük boyutu sayesinde sorun yaşamadan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar uzaktan. Bunun dışında dahili hoparlörü olduğu için eğer kablosuz kulaklık kullanmıyorsanız işte her türlü monitörümün yakında durmak zorundayım gibi dertlere de son veriyor bize bu monitör. Çünkü dahili hoparlör sayesinde açarız dizimizi, filmimizi, belgeselimizi uzaktan rahat bir şekilde izleyebiliriz, dinleyebiliriz. Bu yüzden ek bir artı olmuş. Yani piyasadaki monitörlere baktığım zaman hep böyle kısıtlı özellikler geliyor. Örneğin ben bir bütçe belirlediğimde bakıyorum mesela FreeSync var ama diyorum ben Nvidia kart kullanıyorum. G-Sync olan daha pahalı. Ya da G-Sync olan bir monitör buluyorum. Bu sefer dahili hoparlörü yok. Dahili hoparlörü olan bir monitör bulduğumda asansör özelliği olmuyor. Hepsini bulduğumda o ekran kavisli olmuyor. Şimdi Arion Daubs 2 modeline baktığımızda bu saydığımız özelliklerin tümü bulunuyor. Ayrıca biremeslik, düşük gecikme sayesinde de oyun oynadığınız takdirde de bu düşük gecikmeyi aktif olarak sadece oyun oynayacak olsanız dahi düşük gecikmenin farkında yaşayacaksınız arkadaşlar. Biremes çok iyi bir değer. Bu arada monitörün en çok ilgimi çeken özelliği de tabii ki parlamaz bir ekrana sahip oluşu. Ofisimiz mesela güneş alıyor arkadaşlar sabahları. Bu perdeyi çekmediğimiz zaman monitöre direkt olarak güneş gelebiliyor. Ama hem parlaklık açısından hem de panel tipi açısından veya panele sahip olduğu için yansıma konusunda bir sorun yaşamıyorum. Yani yansımaz bir ekran karşımıza çıkıyor. Ve ekranı görmekte zorluk çektiğimi hiç rastlamadım. Bu yüzden ekranın yüksek ışık alan yerlerde de yine başarılı bir şekilde istediğim görüntüyü bana sağladığını söyleyebilirim. Ama karanlıkta çalışırken de şöyle bir artısı var. Arka tarafa bir ambiyans katıyor arkadaşlar. Çünkü RGB aydınlatması arkada duvara vurunca oldukça güzel bir görüntü yaratıyor. Bu ışıktan yine rahatsız olanlar da kapatabilir fakat ben bunu kesinlikle bir artı olarak görüyorum. Yani RGB aydınlatması da mevcut. Alt taraftaki girişlerden bahsedeceğim. Hatta girişlere girmeden önce bir kutu içeriğinden bahsedeyim arkadaşlar. Monster Notebook bizler için hem display kablo hem de HDMI kablo yollamış. Yani genellikle piyasadaki monitörlerde hiç kablo çıkmazken Monster Notebook'un hem HDMI hem de display kablo ile zengin bir kutu içeriği sunduğunu söyleyebiliriz. Giriş çıkışlara bakacak olursak bir tane USB girişi yer alıyor, iki tane display girişi ve bir tane de HDMI girişi yer alıyor arkadaşlar. Bunun dışında bir kulaklık için jack girişimiz ve güç girişimiz de yer alıyor. Zaten şu anda da görsellerde görüyorsunuz. Aynı monitörü birden fazla bilgisayarda, birden fazla sistemde kullanıyorsanız da yine iki display, bir HDMI girişinin olması avantaj arkadaşlar. Ben evimde şahsen A27 kullanıyorum yıllardır ve kullandığım A27'de yıllardır şu şekilde kullanıyorum. Kendi kasama monitörümü display ile bağlayıp HDMI girişine bir tane akıllı televizyon stickleri var arkadaşlar bilirsiniz. HDMI'ya da onu taktığım zaman zaten arka taraftaki joystick sayesinde modlar arasında, girişler arasında hızlı geçiş yaptığım için hem de slotların hepsini aktif bir şekilde de kullanabiliyorum. Bu yüzden Arion Daubs 2 modeli 3 girişe gelmesi de yine artı bir özellik olmuş. Bunu da sizlere belirteyim. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Genel olarak beni tatmin etti. Yüksek tazeleme oranı yanı sıra iyi bir renk doğruluğu sunması da yine benim sevdiğim özellikler arasındaydı. Eğer siz de bu monitörü satın almak istiyorsanız hakkındaki tüm bilgilere Monster Notebook resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca monitör hakkında kafanıza takılan bir soru varsa yine yorumlar kısmında belirtebildiğiniz gibi Monster Notebook'un da ek bir hizmeti bulunuyor. Siteye girdiğiniz zaman oradaki dijital asistanlar ile iletişime geçip A32 başta olmak üzere diğer Monster ürünleri hakkında da sorular sorup
merak ettiğin soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz. Eğer bu ürün hakkında kafanıza takılan bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.